Doğamız kuruyacak, yeşilliklerimiz gidecek, güzel alanımız mahvolacak. İstemiyoruz taş ocağı. Çorum'un Mecidözü'ne bağlı Boğazkaya köyünde Fernas AŞ tarafından yapımı planlanan A grubu kalker ocağı, kırma eleme tesisi, asfalt plant tesisi, mekanik plant tesisi ve hazır beton santrali mahkemeye taşındı. Köy sakinleri tesis yapılmadan önce yürütmeyi durdurma kararı çıkarmak için mahkemeye koşarken, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti tesislerin yapılacağı alanda keşif yaptı. Çorum Valiliği tarafından ÇED raporu gerekli değildir raporuyla ortaya çıkan Mecidözü'ne bağlı Boğazkaya Köyü, Fernas AŞ tarafından yapımı planlanan A grubu kalker ocağı, kırma eleme tesisi, asfalt plant tesisi, mekanik plant tesisi ve hazır beton santraline ilişkin köylülerce yürütmeyi durdurma kararı alınması için dava açıldı. Taşeron firması ancak ileride bütün süreçler değişebilir. Burası özel bir şirket olarak değerlendirmek gerekiyor. O zaman karayollarıyla ilerleyen süreçte protokol çerçevesinde bu yolda kullanabilir. Ama isterse ferdi olarak bir işletme olarak da kullanabilir. Sıkıntımız yani zaten. Karayollarıyla bağdaştırmak çok mantıklı olmuyor. Çünkü burası tamamen Fernas AŞ'ye ait bir dosya. Ya tamamen şirket, özelleşme ve ileriye dönük çalışma. Daha çok büyük ve ileride çok zararı göreceğimiz. Çorum Valiliğine karşı açılan davada hakim talebiyle bir jeoloji mühendisi, biyolog, maden mühendisi, çevre mühendisi, harita yüksek mühendisi, ziraat mühendisi ile arkeologdan oluşan bilirkişi heyeti Boğazkaya köyünde yapımı istenen alanda keşif yaptı. Dev tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporu mahkemeye sunmasının ardından Boğazkaya köyü sakinleri yürütmeyi durdurma kararının çıkmasını beklerken bilirkişi heyetine köy sakinleri de eşlik etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan köy sakinlerinden Hasan Karaca, "Dağımız, ovamız buraya yerleşmiş ve ardışlık bir bölge, tarım yapılıyor," dedi. Tarihçesi Selçuklulara kadar dayanıyor. Türkmen aşireti, Avşarboyu'nun Karadonlu aşiretine mensup bir köy. Bildik bileli burada biz burayı yurt edinmiş atalarımız. Dağımız, ovamız buraya yerleşmiş ve ardışlık bir bölge. Tarım yapılıyor, arıcılık yapılıyor, hayvancılık yapılıyor. Aynı zamanda da sebze meyve yetiştiriciliği vardır köyümüzde. Bir şirketin bu dağlarda bir maden taş ocağı kurmak istiyor, aynı zamanda da maden ocağı yapmak istiyor diyen Karaca, şirketin buradan maden araması ve işte buraları dinamitle patlatıp taş ocağı gibi bir amacının olması, buna karşıyız, istemiyoruz şeklinde konuştu. Fernas denilen bir şirketin bu dağları da maden taş ocağı kurmak istiyor, aynı zamanda da maden ocağı yapmak istiyor. Ve bizim istediğimiz böyle endemik bir bitki yapısına ve özellikle ardıç ağaçlarına sahip olan bir coğrafyaya hiçbir ÇED raporu, çevre etki raporu istenmeksizin şirketin direkt olarak burada maden araması ve bu dağları işte dinamitle patlatıp taş ocağı falan yapmak gibi bir amacının olması. Buna karşıyız. Köy sakinlerinden Serpil Er Yenilmez ise "Bizim su kaynaklarımızın hepsi oradan geliyor. Bir kere oradan oraya taş ocağı geldiği zaman bizim suyumuz kesilecek," dedi. Bizim su kaynaklarımız hepsi oradan geliyor. Bir kere bundan. Oraya taş ocağı geldiği zaman bizim suyumuz kesilecek. Ve benim de orada tallalarımız var. Onlarla geçinen insanlarız. Onlar da hayvancılık yapamayacak. Biz de sütümüzü, yoğurdumuzu nereden alacağız? Biz bu köyde yaşıyoruz. Bizim geçim kaynaklarımız hayvancılık. İşte onlar hayvancılık yapıyor. Bizim ekinimiz, arpamız, buğdayımız hepsi olmayacak. Ve ben torunlarıma bir şey bırakamayacağım burada, orası vurulduğu zaman. En kötüsü de o. Emekli astsubay eşi olduğunu ve emekli olduktan sonra köye yerleştiklerini belirten Emine Karaca ise, "İstemiyoruz biz taş ocağı memleketimize. Her şeyimiz, hayvandan aldığımız sütümüz doğal. Bahçemizde ektiğimiz sebzemiz doğal. Ama yarın arazilerimizde, buğdaylarımızda olmayacak. Yani çok sıkıntılı ve kesinlikle istemiyoruz," şeklinde konuştu. Emekli olduk, arazilerimize geldik ama arazilerimizde bu taş ocağı yapılırsa ekip biçemeyeceğiz. Su kaynaklarımıza zarar verecek. Artı çocuklarımıza, gelecek nesile bir şey bırakamayacağız. Yani çok sıkıntılı. Hayvancılık olmayacak.
Hani emekli olduk, kendi memleketimize geldik doğal yiyip yaşayalım diye, ama doğallığımız bitecek eğer yapılırsa. Hani kendi memleketinde bahçemde ekiyorum, taze, hormonsuz, doğal yetiştirip çağım çolumla yemek istiyorum. Ama taş ocağı olursa bunu yapamayacağım. Katkı olacak ister istemez. Katkı da olunca da hastalık olacak. Yani sıkıntımız o. İstemiyoruz biz taş ocağı memleketimizde. Her şeyimiz, hayvanda aldığımız sütümüz doğal, bahçemize ektiğimiz zebzemiz doğal. Ama yarın arazimizde buğdaylarımız da olmayacak. Yani çok sıkıntılı. Kesinlikle istemiyoruz. Hüseyin Eraydın ise şimdi bu taş ocağı yapılırsa su kaynaklarımız tamamen yok olacak. Bu bir. O ağaçlar yok olacak. Börtü böcekler yok olacak. Biz taş ocağı istemiyoruz dedi. Biz taş ocağı istemiyoruz. Yani burada doğal yaşantı bitecek. Bakın şu meyvelere bakın, sebzelere, ağaçlara. Doğru bir şey mi bu? Bitti demek, yaşam burada bitti demek. Onun tozu kanser yapar ya. Yarın orada dinamit patlatacak. Dinamit patlatacak, ne olacak abi? Bu evler çatır çatır ikiye ayrılacak, doğru mu? Ne olacak abi? Şu üç günlüğe değer mi? Ben 30 senedir İstanbul'dayım. Evim var, tarlam var, arazim var burada. Geliyorum bak şurada 15 gün ya, bir 15 gün. Havalıyorum mis gibi. Ya bu havayı da bize çok görmesinler. Lütfen, istemiyoruz abi. Menşure Yıldırım ise taş ocağının yapılmasını istemiyoruz. Gelmesin. Çünkü bizim doğamız kaybolacak. Yeşilliklerimiz gidecek. Güzel köyümüz mahvolacak dedi. Taş ocağının yapılmasını istemiyoruz. Gelmesin. Çünkü bizim doğamız kaybolacak. Yeşilliklerimiz gidecek. Güzel köyümüz mahvolacak. Bize zarar verecek. Bunu biliyoruz. Ev yaptık. Biz 2017'den beri kredi çektik. Ödüyoruz. Ödemekteyiz daha da. Ama güçlükle ödüyoruz zaten. Köyümüzde baba yurdudur. Gelmek zorundayız. Şehirde yapamıyorum. Astım hastasıyım. Nefes almak için köyüme geldim. Ama köyümde de bu taş ocağını istemiyorum ben. Sularımız geliyor oradan. Gerek yok ki yani taş ocağına. Sularımız mahvolacak. Zaten patlamış. Muhtar ilgilenmiyor. Ağzalar ilgilenmiyor. Bunu da duysun muhtar isterse. Benim hiç umurumda değil. Korkum da yok hiç kimseden. Taş ocağı da istemiyorum. Doğamız kuruyacak. Yeşilliklerimiz gidecek. Güzel alanımız mahvolacak. İstemiyoruz taş ocağı. Bağızköy'de doğup büyüyen ve aynı zamanda köyün avukatlığını yapan avukat Mehmet Yücel ise hukuki süreci anlattı. Malum olduğu üzere burada bir taş ocağı yapılması düşünülüyor. Sadece taş ocağı değil, asfalt işletmesi de söz konusu. Bununla ilgili köylü bir mücadeleye girişti. Bu sebeple de biz de omuz verdik. Köylüyle birlikte bir dava açtık. Dava sonucunda bugün keşif yapıldı. Mevzu şudur ki taş ocağının ve bu asfalt işletmesinin yapılması sürecinde ÇED raporu gerekli değildir diye bir karar verilmiş. Ama bu kararın alınmasında usulsüzlükler söz konusu. Köyde ilan askıya çıkması söz konusu değil. Bu usulsüzlükler sebebiyle köylü çok geç vakıf oluyor, geç öğreniyor. Geç öğrendiği için de toparlamakta güçlük çekiyor, organize olmakta güçlük çekiyor. Şu an organize olduk. Davamızı açtık. Yürütmeyi durdurma talebimiz var. Bir keşif yaptık. Bir rapor incelemesi alınacak. Bundan sonra da yürütmesinin durdurulmasını umuyoruz. Bölge itibariyle burası hem hayvancılığa müsait, yer itibariyle de orman ve birçok bitki, aynı zamanda hayvan türlerinin olduğu bir bölge. Diğer taraftan burası bizim su, köyümüzün su havzasında olduğu bir bölge. Taş ocağı yapıldığında burası genişleyerek bunları olumsuz etkileyecek. Şimdi burada ÇED raporu gerekli değildir diye bir değerlendirme alınmış. Buradan hareketle de taş ocağı ruhsatlandırma istiyor. ÇED raporu gerekli değildir'in gerekçesi şu. 25 hektarın altında kalıyor olmak, 400 bin tonun da altında kalıyor olmakla ilgili yıllık. O altında tutarak aslında kanunu dolanmışlar. Çünkü hedefleri aslında 95 hektara çıkmak. Yılda da 1 milyon ton taşa ulaşmak, ürüne ulaşmak. O sebeple kanun dolanmak gibi bir hedefleri var. Biz bu keşifle bunu ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Raporlarında o yönde çıkacağını düşünüyoruz. Amacımız en başta bu ÇED raporu gerekli değildir. İdari işlemin iptal edilmesi, yürütmesinin durdurulması, sonrasında da tabii ki buranın eski halinde devam etmesi. Çünkü yani gezip görüldüğünde herkes görecektir. Yani orman yeşermiş, 30-40 yıldır bir emek var. Bu emeğin de zayi olmasını istemiyoruz.